açılışına katıldılar. Onlarda ne yazıyor demişti. Banka Asya'nın açılışında hepimizin aklındaki karede işte liderler var. Tansu Çiller de var. Ve Tansu Çiller'le ilgili önemli bir iddiayı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı bizlere dile getirmiş, ortaya koymuştuk geçen hafta ve bir hafta içerisinde. Eğer Tansu Çiller Süleyman Soylu'nun il başkanlığı ile ilgili referansı kimden aldığını açıklamazsa ben açıklayacağım demişti. Biz de aradık Selçuk Bey'i. Dedik ki bir hafta geçti, kimseden ses yok, merak da ettik. Buyurun açıklayın dedik. Sağ olsun kırmadılar. Karşımızdalar. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bir haftayı geçirdik. Evet, bu meselenin üstünde kimse durmuyor yani. Ne Tansu Çiller'den ne başkalarına, biz elimizden geldiğince kendilerini duyurmaya çalıştık. Tabii çok fazla işte ne Süleyman Soylu'yla ne Tansu Çiller'le yan yana gelme şansımız yok biliyorsunuz. Bir toplantıya Ankara'da davet ettiler ama orada da soru cevap meselesi yoktu, gitmedik ama öyle de bir durum vardı. Kimseden bir cevap gelmedi. Buyurun siz bir iddianızı da bir hatırlatın ne olur, ondan sonra referansı da söyleyin bize lütfen. Süleyman Soylu Bey, Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na aday oldu. Aday olduğu zaman başkaları da adaydı. Ve Tansu Çiller genel başkandı. Doğru Yol Partisi'nin genel başkanıydı. Ve Tansu Çiller'e bir telefon geldi. Tansu Çiller'e bir telefon geldi ve bu telefon Süleyman Soylu'nun il başkanı olmasını istiyordu. Ve bu şahısın siyasetle alakası yoktu. Siyasetçi değildi. Bu şahıs din adamı kisvesindeydi. Ve bu şahıs Süleyman Soylu'nun il başkanı olmasını istedi ve Çiller de bunu kabul etti. Kimdi o şahıs Selçuk Bey? Evet, Fethullah Gülen'di. Fethullah Gülen bizzat mı devreye girdi Süleyman Soylu? Evet, Fethullah Gülen Süleyman Soylu'nun il başkanı olması için referans oldu. Ve Çiller de onu kıramadı. Ve Çiller de Süleyman Soylu'nun il başkanlığı konusunda böyle bir tercihte bulundu. Şimdi ben Sayın Çiller'e sesleniyorum burada. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Burası da önemli. Yani siz orada mıydınız? Çiller'le bir temas içinde miydiniz? Nasıl biliyorsunuz? Çiller'in danışmanları bana söyledi. Ve dediler ki biz şahidiz. Hala o şahitler mi acaba? Vazgeçmiş olmasınlar Selçuk Bey. Şahitler. Yalnız kalmayın. Şahitler. Var mı isimleri onların, Çiller'in danışmanları? Şahitler ve burada eğer yalanlarlarsa beni, ben bunların isimlerini açıklarım. Bu şahsın ismini açıklarım. Aynı zamanda Sayın Soylu'ya sesleniyorum. Siz Doğru Yol Partisi'ndeyken Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok ağır ithamlarda, iddialarda bulunuyordunuz. Doğru Yol Partisi'nin sonradan genel başkanı oldunuz. Demokrat İstanbul'da Parti. Efendim? Demokrat Parti'den bahsediyorsunuz değil mi? Partiye girdi tabii, ismi değişti. Demokrat Parti oldu. Ve Demokrat Parti'nin genel başkanı oldunuz. Genel başkanı olduğunuz zaman da Sayın Erdoğan hakkında çok galiz, çok ağır ifadelerde bulundunuz. Gerek Manisa'da konuştunuz, gerek Denizli'de konuştunuz. Ankara'nın göbeğinde bu şahıslara şöyle 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 muamelelerde bulunacağız diyordunuz. Kürsülerde söylüyordunuz bunu siz. Sonra arşivde duruyor zaten o konuşmalar. Zaman zaman hatırlıyoruz onu. Denizli'ye gittiği zaman da şunu söylüyor. AK Parti'nin hırsızlarını sayayım mı diyorsunuz? O da sayın diyorlar gazeteciler. Sayamam ki diyor. Korkuyor musunuz diyorlar. Niye sayamıyorsunuz? Hepsi diyor. Bu mealde bir konuşma yapıyor. Sonra oraya doğruyu AK Parti'nin genel başkan yardımcısı olarak gittiğinde, teşkilatlardan sorumlu genel başkan sonra gittiğinde konuşmasını yapıyor ve gazeteciler diyorlar ki bir soru soracağız size ve sorularımıza buyurun diyor. Yok, bir kişi soracak efendim diyorlar. Oradan bir gazeteci diyor ki siz daha önce böyle böyle iddiada bulunmuştunuz. Şimdi oradasınız, ne diyorsunuz? Şimdi siz büyük iddialarda bulunuyorsunuz, ağır ithamlarda bulunuyorsunuz ve ardından doğruya katılıyorsunuz. Çok büyük iddialar bunlar. Çok ağır ithamlar. Biraz önce siz söylediniz. Onlar videolarda duruyor dediniz. Konuşmalar duruyor. Sayın Soylu, sizin referansınız niye Fethullah Gülen'di? Çiller sizin için, siz Fethullah Gülen'i tanıyor muydunuz? Fethullah Gülen'le hukukunuz ne kadardı?
ve Fethullah Gülen öyle kolay kolay birisini il başkanlığı için birisini aradınız ben zannetmiyorum. Şu ana kadar kimler aradı bilmiyorum. O kendi cemaatinin adamları bir yere gelsin diyerek bakanları aramış olabilir, kurye kullanmış olabilir. Milletvekillerini aramış olabilir, kurye kullanmış olabilir. Mesela ben milletvekili olduğumda bana onların çok önemli bir adamı gelerek bir zarf verdi. Bir zarf. Zarf. Ve bir zarfı açtım, arabaya bindim. Zarfı açtım, danışmanım yanımda, şoförüm yanımda. Açtım, Manisa'daki bürokrasiye atanacak kişileri yazmışlar. Çok önemli yerler ve paralı yerleri istemişler. Yazmışlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yere bunlar kendi adamlarını yazmışlar. Ben de aradım onları. Şimdi sadece siz bize oy vermediniz ki dedim. Bize solcular verdi, Aleviler verdi, Ürkücüler verdi, Milli Görüşçüler verdi, diğer cemaatler verdi. Bize oy verdi. Eğer buradan ben adaletten ayrılmayacaksam herkesi bir yere getirmem lazım. Bu doğru değil dedim. Bu ahlaki değil ve etik değil ifadesini kullandım. Şimdi Sayın Soylu için arıyor Fethullah Gülen, Sayın Çiller'i. Ben de Çiller'e buradan sesleniyorum. Sizi Fethullah Gülen aradı mı? Aradığı zaman siz ona ne dediniz? Kimi referans, kim için referans oldu ve o şahsın için il başkanı yaptınız? Soylu'ya sesleniyorum. Süleyman Soylu. Siz burada referans oldu. Niye kendi gücünüzle gelmediniz? Kendi imkanlarla, delegenin oylarıyla gelmiyorsunuz da buradan bir şahıstan ileride sabıkalı olan, o yıllarda da sabıkalıydı o şahıslar. O yıllarda da öyleydiler. Ama bilemezdim diyebilir belki Selçuk Bey. Yani o dönemde hani biliyorsunuz orada yaklaşım biraz daha farklıydı. Hakkında soruşturma açılmıştı hatırlıyorum ben de. Hatta Ankara'da DGM savcılığında bir iddianame de hazırlanmıştı yanılmıyorsam. Ama bilemezdim der, Cumhurbaşkanı yanıltıldım dedi, Allah affetsin demişti yani. Şunu sormaz mı bir siyasetçi? Siz din adamı olarak kisvesiyle gündemdesiniz. Bu konu sizin için ilgilendiriyor. Burada delegeler karar verir. İstanbul'daki delegeler karar verir demesi gerekmiyor muydu? Elbette. Şimdi o şahısın büründüğü kisveye ait çok kişi var Türkiye'de. O zaman siyaseti bunlar yönetsin. Biz yönetmeyelim siyaseti. Bizden rica etsinler. Bir dönem öyle olmadı mı zaten Selçuk Bey? Ya oldu. Dediğiniz doğru. Yaptılar bunu. O nedenle birileri, özür dilerim efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Sesiniz geliyor, buyurun. Evet, özür dilerim. Bulunduğum yerde biraz... Estağfurullah, buyurun. Türkiye'de siyaset kurumu vesayet kabul etmemelidir. Bunu yaşadık biz. Yani zaman geliyor bir cuntacı askerler, zaman geliyor kirli ve şantajcı sermayedarlar veya kirli ve şantajcı medya patronları gelip burada siyasetin üzerine vesayet kurmak istiyorlar. O nedenle burada bunu sorması gerekiyordu Sayın Çiller'in veya bir başkasının sorması gerekiyor. Sormamız gerekiyor. Ve siyaseti nasıl yapacağımızı kanunlar bize söylemiş. Kanunlarda, anayasa bize göstermiş bunu bu şekilde yapmamız gerektiğini. Ben buradan Sayın Çiller'e, bakın geçen hafta sizin programınızda dedim ki birisi referans oldu. Evet. Ve Süleyman Soylu'nun il başkanı olmasını istedi. Bugün de diyorum ki sizi Fethullah Gülen aradı mı ve Süleyman Soylu için referans oldu mu? Niye o günden bugüne kadar Sayın Çiller sustu? Sayın Çiller iktidarı destekliyor bugün. Diyebilir ki hayır beni kimse aramadı. Veya Süleyman Soylu diyebilir ki hayır ben kimseden referans istemedim ve birileri benim adımı aramış olabilir diyebilir, değil mi? Demokrasi bunu gerektirir. Şeffaflık bunu gerektirir. Açıklık bunu gerektirir. Demokrasi rejimin adı nedir? Açıklıktır, şeffaflıktır. Hesap verilebilir, denetlenebilirliktir. Bunlardır, çoğulculuktur. Niye bunlarla ilgili sesleri çıkmadı, sustular? Şimdi Sedat Peker'le ilgili ne yapılması gerekiyordu? Sedat Peker bazı iddialarda bulundu. Ve Sedat Peker'in iddiaları üzerine ne dediler? Hayır, hiçbir savcılar işlem yapmıyor. Veyahut da kendisi dedi ki 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi bir mafyadan. O ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi var dedi. Evet. Ardından sordular. Mevcut milletvekilleri mi dedi? Hayır dedi. O zaman ben de eski milletvekiliyim. 2000'e yakın eski milletvekili var. Türkiye'de yaşayan. Şu dönemde. Herkes üstüne aldı. Bizim hepimizi ilzam ediyorsunuz. Suçluyorsunuz siz. Geldi meclis başkanı sizinle görüşme yaptı. Meclis başkanına sesleniyorum. Sayın başkan. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilerin hukukunu korumakla görevlisiniz. Anayasayı uygulamakla, yasaları uygulamakla, meclis iş düzeni uygulamakla görevlisiniz. Siz niçin bu eski milletvekilerin hukukunu korumadınız?
ve hepimizi ilzam ettirdiniz. Şimdi... Çocuklarımıza karşı, eşimize karşı, babamıza, annemize, annelerimize karşı, akrabalarımıza karşı, seçmenimize karşı niye bizi mahcup duruma düşürdünüz? Tabii çok acayip de bir durum. Gerçekten son derece haklı bir isyan. Biliyorsunuz bu meseleyle ilgili en fazla AK Parti MKK üyesi Metin Kününgün ismi geçti. Ve Sedat Peker de 10 bin dolar ne, ben ona bilmem ne kadar para verdim diye o dönemde konuşabiliyordu, açıklama yaptı. Şimdi konuşamıyor ama. Metin Kününgün bu söylüyor Yavuz Bey. Efendim? Diyor ki beni yalanlayın diyor. Evet. Mesela Sedat Süleyman Soylu yalanla Sedat Peker'i. O zaman diyor ki ben kamera videolarla açıklarım. Metin Kününgün yalan bunu. Peki yalanla bugün Zehra Taşkesenlioğlu. Yalanla İsa kardeşi Ali Fuat Taşkesenlioğlu veya Ünsal Ban yalanla, ben geçenlerde bir tweet attım. Yalanlamanızı bekliyoruz diyerek milyonlar bunu görüntüledi, milyonlar. Evet. Niçin yapıyorsunuz? Orada iddiayı ortaya atan biliyorsunuz cezaevinde Ünsal Ban. Onun dışında kimseyle ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor. Şeyi söylemek istedim. Onun sebebi de sermaye piyasası kurulu ile ilgili. Yoksa o iddialarla ilgili değil. İddialarla ilgili değil. Tabii SPK'nın uygulamaları ile ilgili. Şunu da söyledim. Mesela Ünsal Ban'ın can güvenliğinden endişe ediyorum dedim. Ünsal Ban yaşamalıdır. Eğer modern devletsek, çağdaş bir devletsek, bu çağdaş devlet Ünsal Ban'ı korur, kollar, can güvenliğini. Çünkü neden? Ünsal Ban'la ilgili çok ağır iddialar var. Bir kere eşinin iddiaları var. O iddialar yargılanmıyor ama. İşte kişinin özel görüntülerinin ifşası diye bir dava açıldı. O dava da doğru mahkemeye açılmamış. Mal varlığı meselesi yok mu Yavuz Bey? Hepimiz memur değil miyiz? Ünsal Ban memur değil miydi? Rektör değil miydi? Hepimizin mal bunun verme mecburiyetimiz yok mu? Siyasetçilerin, bürokratların tam da, yok mu? Tam da bunu söylemek istiyorum. O meseleler görünmez hale getiriliyor. Vaktimiz de doldu Selçuk Bey. Maalesef yani görüyoruz ama sonuç alınamıyor. Metin Künük'le ilgili söyleyecektim. Kimse izleyemedi daha. Bu Oğuzhan Uğur'un programına dahil oldu. Dün sabah bitti herhalde. Önceki gündü. Benim oğlum da gitti oraya. Döndükten sonra ona sordum. Metin Künük 10 bin dolarla ilgili bir şey söyledi mi diye. Bir şeyler söyledi dedi. Almış mı almamış mı oğlum dedim. Vallahi anlamadım dedi. Yani yine orada da bu meseleyi top çevirmiş gibi bir hal var. Bakalım yayınlansın, görüntüleri göreceğiz. Selçuk Bey, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Değerlendirmeleriniz için sağ olun. Selçuk Özlay ile konuştuk efendim. Önemli bir iddia İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili. Çünkü bugün iktidar partileri önüne gelen herkesi işte FETÖ'cülükle, PKK'lıkla, iltisaklı, irtibatlı şu bu falan diye çok rahatlıkla suçlayabiliyor. Oğuzhan Uğur'un programındaki o soruyu getirdim size. Bir genç makine mühendisi okuldaki mesele yüzünden nasıl FETÖ'cü ilan edilmiş ya da dosyasına not düşürmüş. Bunlar varken diğer meseleler niye konuşulmuyor? Onları değerlendirmek lazım. İçişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Şimdi küçük bir aramız var. Orada yaşananlarla ilgili enteresanlıklar var. Onları aktaracağım size. Aranın hemen sonrasında. Biraz siyasetle